G-Town. The paradise you've always dreamed of has a special friend for whom the moment to grow up is there. And so she has to leave, for the challenge is hard, but the warm is her heart. And with all your fears, the reward's on the way if you keep having faith. Boş zaman. Hayatımızdaki her şeyin arasına sıkıştırdığımız iki sihirli kelime. Bir hobi, boş zaman. Kendimizi eğlendirmek ya da rahatlatmak için yaptığımız bir şeyler. Ya da o an için güzel olan bir oyun. Boş zamanlarımızda kendimizi istediğimiz gibi eğlendirebiliriz. Bunu yapamasak da bunun için uğraşırız. Ama ne zaman birileri çok eğleniyorsa, birileri de hiç eğlenmiyor demektir. Hayatlarından memnun olmayanlar, çevrelerindeki her şeyi değiştirmek görüşürüz ve zavallı dünyayı karmaşaya sürüklemek isterler. Sizinkilerin evde olup oyunumuzu bozmayacağına emin misin? Rahatla dostum, evde olmadıklarından eminim. Aferin sana Edward. Pekala, ne kadar koyacağız? Hiç beklemediğiniz bir anda oyun tehlikeli olabilir. Dizginlerin sizde olduğunu düşünürken tuzağa düştüğünüzü çok geç fark edebilirsiniz. Ve çember giderek daralmaktadır. Bu gerçekten harika, olağanüstü, muhteşem. Şuraya bir bakın. Vay canına. Hadi. Gitmemiz gerekiyor. Bir dakika lütfen. Bu gözlükler şimdiye kadar gördüklerimin en güzeli. Evet, ama onlara dokunamazsın bile. Sen bir meleksin, yoksa unuttun mu? Tamam. Sırf için bakabilsem de dünyaların alışveriş merkezlerini gezmek çok eğlenceli. Moda anlayışları inanılmaz. Al şu kıyafetlere bak. Hadi acele et tatlı, insanları kaçıracağız. Sax, Andrew ve Jennifer nerede? Ha? İşte oradalar. Görünüşe göre sinemaya gidiyorlar. Bence çok iyi geçiniyorlar. Geçinmek mi? Düşüncesi bile midemi bulandırıyor. Burada ne arıyorsunuz? Melekler korur, şeytanlar baştan çıkarır. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Andrew benim de dünyalım. O nereye giderse ben de oraya giderim. Buna alışmalısın, tamam mı? Sanki başka şansım var. Yoluma çıkma yeter. Bence senden hoşlanıyor. Kes şunu hemen. Evet, kes şunu. Bu çok saçma. Bu arada sen de şekerleme olmalısın değil mi? Tatlı, benim adım Tatlı. Gerçekten mi? O zaman söyle şeker ya da adın her neyse. Sülfürmere buraya Andrew için geldi. Ben ve Uri de Jennifer için geldik. Sen kime geldin? Aslında ben... Bu seni hiç ilgilendirmez. Haklısın. Bu kabeleyi ilgilendirir. Sen burada vitrinlere bakarken... kabele de Edward'a kötü şeyler yaptırmakla meşgul. Zorlu değilsiniz. Şansın yaver gitmedi. Sen ne istersen de, ama işler yeni başlıyor. Kare papaz mı? Edward kaybedecek gibi görünüyor. Ya da... Biraz müdahale etmeliyim. Nosferatu, bununla sen ilgilen. Müdahale etmemem gerektiğini biliyorum. Ama kurallar çiğnenmek için vardır, öyle değil mi? Hadi yap Nosferatu. Çok eğlenceli olacak. Charles, uyan dostum. Konuşma sırası sende. Ben rest diyorum. Ben yokum. Ben de. Ben görüyorum. Bak ve ağla. Acele etme. Yüzüne bak. Bunu beklemiyor muydun?
Burada ne oluyor? Burada neler oldu? Oyuna biraz geç kaldın tatlım. Tam bir inek gibi giyiniyor olabilirsin ama usta bir pokercisin dostum. Hiç fena değil. Evet dostum, kazandıklarında yeni giysiler al. Az önce ne yaptın sen? Arkadaşlar arasında masum bir poker oyunu sadece. Önemli değil. O kadar da büyütme. Çok ciddiyim. Büyük babam gibi giyiniyorsun. Görüşürüz dostum. Oyun sona erdi dostum. Biliyorum ama kaybettiğim para aslında benim değildi. Hı? Babamın bir süredir iş yerinde sorunları var. Biraz para kazanırsam ona yardımcı olabilirim diye düşünmüştüm. Ben de dolapta biriktirdiği paraların hepsini aldım. İşte bütün fikrim buydu. O para olmadan ne yaparız bilemiyorum. Lütfen geri verebilir misin? Sana geri vermek mi? Bunu kaybetmeden önce düşünecektin dostum. İyi dedin. Sen karışmışsın. Bu senin kötülüğün değil mi? Başarım demek istedin herhalde değil mi? Bu arada sen neredeydin? Bu oyunu düzenleme nedenim motor almak için eksik olan 300 doları tamamlayabilmekti. Seni anlıyorum. Dur bakalım biraz. Bunu düşünmeme izin ver olur mu? Edward çok iyi bir insan. Göreceksin, parayı geri verecek. Madem öyle diyorsun, bahse var mısın? Mücadele odasında görüşürüz. Oyunu oynamak istiyorsun. Oynayalım o zaman. Mücadelenin kuralları. Kuraldan nedir? Bahseden oldu mu? Bana ayak uydurmaya çalış. Görünmez uçuş. Anahtar, kilit ve kapı. Gardiyanım, burası da hapishanem. Dünyevi tutkularla oluşan esaret zinciri. Buradasın. Seni hissediyorum. O zaman bul beni. Çift uçuş. Ha? Kurallar, düzenler ve şartlar. Doğruları yanlıştan ayırırlar. Ama her adımda sakladıkları ortaya çıkacak bir yalandır. İyileri ve kötüleri kandırmak için. Kafam mı karıştı? Yardım alacak kimse yok mu? Kuralları benim koymama ne dersin? Uçuşu durdur. Seni hakladım. Kim demiş? Mücadele bu şekilde sona eremez. Kim demiş? Sen kural olmadığını söyledin. Bu nedenle aksi bir kural yok. Pekala tamam. Edward'ın yanına önce sen gideceksin. Tabii çoktan geç kalmadıysan. Yasaklar, sevgi ve nefret. Beni değiştiren güçler. Şimdi öne çıkmayı talep ediyorum. Gücü ve hak ettiğim tahtı. Nefret, sevgi ve kural. Sesimi duyun. İntikam ateşini söndürmeye yetecek kadar güç verin bu kraliçenin eline. O motoru gerçekten çok istiyorsun öyle değil mi? O kadar ki almak için her şeyi yapmaya hazırsın. Ama bu kez bedeli ağır olacak. Tam aradığım yer. Kelebek, değişimi başlat. Korumak ve kollamak için. Dikkat et. Sen iyi misin? Evet, kıl payı geçti. Özür dilerim. Acil bir tamirat yapıyordum ve anahtar elimden kayıverdi. İşte çok üzgünüm. Sen tamirci misin? Aynen öyle. Uzmanlık alanım motosikletler. Sürekli sorun çıkaran bir motor var da onunla uğraşıyorum. Öyle mi? Kesinlikle. Çok güzel bir motor. Yanlış anlama ama o yine de bir makine. Bozuluyor işte. Ve bunu başkasının tamir etmesi gerekiyor. Oysa insanlar kendi hatalarını kendileri düzeltebilir. Anlıyor musun? Bazen insanlar yanlış kararlar verirler. Ama bunu fark edince değiştirebilirler. Yalnız bir tamirci gibi konuşmuyorsun. Neden? Tamirciler nasıl konuşur? Saçmalamazlar. Orası kesin. Ona kulak asma. Bu motor bir harika. Sıra bende. Araya giremezsin. Siz tanışıyor musunuz? Benim açımdan ne yazık ki evet. Vidaları biraz gevşektir. Umarım sıkmaya çalışırken sana zarar vermemiş. Kuralları ihlal ediyorsun. Kendini açıklayamaz, dokunamaz ya da araya giremezsin. Sıra bende. Hey, bu da ne demek? Sana kaçık olduğunu söylemiştim. Hadi gel seni gezdireyim. Bu sayede motoru denemiş olursun. Geri gelin. Let's find together time and motion. Let's find it.
Harika! Vay canına, bu harikaydı. Gezdirdiğin için teşekkür ederim. Kafamdaki tüm tereddütlerden kurtulmuş oldum. Motoru alacağım. Edward yanlış seçim yaptı. Charles ve ailesi için kötü etkileri olacak bir karardı. Özür dilerim. Hepsi benim hatam. Hayır. Sen her şeyi doğru yaptın. Bütün kurallara uyarak oynadın. Ama kaybettim. Kabale kuralları ihlal etti ve kazandı. Ne yani? Biz de kuralları görmezden gelip şeytanlar gibi mi davranalım diyorsun? Hayır. Ama bazen çok zor oluyor. Beceremiyorum. Bu doğru. Meleklerin yolu hep engellerle doludur. Düşmanlarımız bizi kurallara aykırı davranışlarla alt etmeye çalışır ve onlara asla güvenemezsiniz. Sen de böyle misin Sülfür? Ama düşmanlarımızı tanıyan bizler için bile bu kadar zorken, koruduğumuz dünyalar için nasıl olduğunu siz düşünün. Bizim görevimiz bu. Onları doğru yola yönlendirmeliyiz ve doğruları her ne pahasına olursa olsun savunmakla yükümlüyüz. Leydim, seçilenin mendili ve şeytanın özgüveni eritilip bir araya getirildi. Büyü başarılı oldu. Ne yapman gerektiğini biliyorsun Mac. Evet Leydim, şimdi anlıyorum.